koca bir dağ bitmişken, vadi bitmişken ve binlerce ağaçla birlikte binlerce canlı hayatını kaybedip binlercesi de yurdundan ve vatanından olmuşken, bundan sonraki süreçte orası için gelip buradaki olaya el koyuyoruz. Tabiri caizse buraya biz, tırnak içinde söylüyorum, 3 sene boyunca tecavüz ettik, bundan sonra elimizi çekiyoruz demeleri belki şu açıdan bir bize içimizdeki acıyı asla dindirmez, kesinlikle dindirmez. Yani bu acının tarifi yok. Bundan sonraki süreçte belki İkizdere'ye ait olan 28 tane köy için, diğer köyler için bir risk ortadan kalkar düşüncesi oluşabilir diyeceğim. Ama maalesef sizin bilmediğiniz, benim de daha 3-4 gün önce öğrendiğim yeni bir projeyle geliyorlar. Bu projede İkizdere'nin 28 köyünden bir tanesi Rüzgarlı Köyü. Rüzgarlı Köyü'nde HES projesiyle geliyorlar. Bu projeyi de yapmak isteyen firmanın adı Reis İnşaat. Ve dolayısıyla şunu görüyoruz ki bu sistem devam edecek. Doğa maalesef katledilmeye devam edecek. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İkizdere'de de HES projesiyle devam edecekler. HES projesiyle birlikte, yani bu şu anda yapılması planlanan, imzalanan, kararlanan HES projesiyle birlikte dünyada 7. sırada olan İkizdere Vadisi. Bakın, eşkenci bir köyün vadisi. Bir de İkizdere'nin, yani 8000 nüfuslu İkizdere'ye girdiğiniz zaman iki tane büyük bir vadi karşılar size. Onun için adı İkizdere'dir. Ve o vadilerden bir tanesi dünyada 7. sıradadır. Ve bu vadi şu anda bu HES projesiyle birlikte tamamen yok olma eğilimine girecek. Tabii ki de mücadeleyi asla bırakmayacağız. Yani yaşamı savunmak, doğayı savunmak, hayatı savunmak, geleceğin ve gelecek nesillerin nefes alanını, oksijenini savunmak bizim ilkelerimizin içinde olacak. Aslında en baş ilkemiz bu olmalı. Çünkü eğer doğa yoksa insan yok, doğa yoksa hayat yok, toprak yoksa yaşam yok, yemek yok, yiyecek yok, ekmek yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla biz doğayı, tarım alanlarını ve geçim alanlarını korumaya devam ettikçe ülkede yeni bir değişim ve dönüşüm başlayacak demiştim ya, o değişim ve dönüşümle birlikte zaten biz bu kapitalist sermaye düzenine de bir bu otoriteye, bu itaat sistemine de farklı bir bakış açısıyla ilerlemiş olacağız. Farklı bir perspektif kazandırmış olacağız. Bu ayın 22'sinde İkizdere Öğretmenler Evi'nde orada HES yapmak isteyen, projeyi uygulamak isteyen inşaat firması İkizdere halkını bilgilendirmek için bir toplantı yapacakmış. Bizler mümkün olduğu kadar bu toplantıyı yaptırmamayı düşünüyoruz. Çünkü İkizdere halkı şöyle düşünüyor: buraya taş ocağı yapılırsa bu benim çocuğumun geleceğidir, burada bir iş imkanı sağlanır. Hayır, sadece çocuğunun akciğerini ve nefesini bitirmiş olursun ve ülkemizde kanser oranlarının artışa geçtiği ve Karadeniz'de, benim de sülalem dahil, Çernobil'de yaşadığımız bu vahşetten sonra Karadeniz'de yapılan her HES projesi, her taş ocağı projesi, her dinamit patlaması demek senin çocuk, benim ve sizlerin çoluk çocuğunun geleceğinin önünü kesmekten daha önemli bir şey var ki onların genç yaşta kanser olma riskiyle %80 karşılaşması demektir.